geldiniz buraya, eski eşiniz ve oğlunuz buradaydı. Evet. Görmek için geldiniz galiba onları. İşte aslında köydeydi böyle. Onlar buraya geliniz, bir de biz buralıyız artık biliyorsunuz. Evet, yakındayım evet. Köyceğizde. Bir geleyim bakayım ne yapıyorlar diye. Ona da ziyaret. Abi nasıl geçiyor hayat orada? Senin için gerçi... Vallahi güzel ya. Yani ben zaten ya yazar olunca hep bir zaten bir hayatın yarısı içeri kapalı oluyor. Bütün dünyada benim gibi müncevi oldu yani. Bana öyle iş. O yüzden çok evet. Değişik bir şey olmadı. Yazıyorum set oluncaya kadar köydeyim. Zaten bir film çektik. O da herhalde Ekim'de yayınlanacak. Evet. Bir polisiye bir değişik bir film oldu. Yani kendi tarzım dışında bir şey yaptım. Nasıl bir şey oldu abi? Bir de baksana. Adı Kin. Bir uyarlama oldu. İlk defa bir uyarlama da yaptım. Bakayım nasıl olacaktı. Ondan sonra da köye geldim. Köydeyim yani. Efendim abi arayan falan olmuyor mu? Yani Yılmaz abi gelelim. Senin yer büyük bir arası. Geliyorlar. Yani üç günde bir çok güzel hareketlerden bir tayfa geliyor. Efendim. Oraya gelirsin. Pandemi sanat sektörünü çok etkiledi. Bir yıldır sahneye çıkamayan insanlar var. Orkestra olsun. Aslında bunun... canlı performans sektörünü çok kötü etkiledi. Evet. Sadece onlar değil, garsonlar. Ya bir sürü, işte hepsi onun için aslında. Aslında onun için de hep arkadaşları da konuşuyor. Ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Daha doğru düzgün bir şeyde bulunamadı aslında. Bir organizasyon yapmak lazım insanlar için. Ben şimdi ne söylüyorum, böyle organizasyon yapası olanlar varsa ben de içinde olurum, seve seve. Çünkü bunu çözmek lazım. Enstrümanını satan sanatçılar oldu. Bunları okuyunca siz neler hissettiniz? Çok üzücü bir şey. Ama bütün bu sorun herkes konuşurken bir çözüm bulmamak daha da sinir bozucu yani. Resmi yetkililerde de bu lazım. Normal bizim sektöre de bir şey bulamadık çözümü. Dağınık da galiba bir alan bu müzisyen alanı. Yani bir ortak bir şey yapılsa bir konser olur, bir şey olur, bir sosyal faaliyet. Abi sinema sektöründe şimdi diziler devam ediyor ama şimdi filmler olmadığı için sinema salonları kapalı olduğu için de bir sekte oldu muhtemelen. Siz şimdi bir yatırım yaptınız yine, filmi yaptınız ama yani, bu ne zaman yayınlanacak? Bunlar tabii şey, dijital platformları yapıyoruz. Ha, dijitali. Yani onlarla yürüyor sektör. Getirirse sinema kurtarıyor mu? Yani şöyle oluyor oranı getirirse sabit oluyor. Öbüründe batabilirsin de çok yüksek oluyor. Bunlar standart oluyor. Bence endüstriyi daha standart bir hale getirmesi açısından da iyi. Risk faktörü olmuyor. Yani o açıdan iyi. Ama dediğiniz gibi müzik alanında sıkıntı var. Abi çok güzel hareketleri de Eser Bey şimdi sunuyor ya. O siz devam edecek misiniz yoksa artık devir mi oldu? Ya ben okulun müdürüyüm. Evet. Öğrenci işlerinde de şimdi Eser sorumlu. Gidiyorum geliyorum. Ben pandemi olmasaydı ben ara bölümlerde de gidip geleceğim. Şimdi sezon başında gene gideceğim bir işimiz olacak içinde bazı kalıplar. Geliyorum ara bizim ev yani o yüzden sağ olsun Eser'de ben yoktan gayet güzel yine. Abi bir tane soru var aslında sorsam mı sormasam mı? En son, o zaten son soru olacak. Son soru evet abi. En son yine işte Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarındaki hanımefendi de daha önce bir görüntülenme oldu ya. Arkadaşız demiştiniz ama. Evet. Onun üstüne... arkadaşız deyince görüntülenmemiz daha normal değil mi? Bir daha alınca... Arkadaşız deyip hiç görüşmesin. Tuhaf değil mi? Bir şey var mı? Yok. Sizden arkadaş. Peki abi. Teşekkür ederim.